Hakikaten iyi değil ha. İyi olmaz da bir zehirlemişler o kadar. Nasıl ha? Ya oğlum kemoterapi dediğin şey bir zehir yani. Yani içeride kanserli hücreleri öldürüyor ama arada sağlıklı hücreleri de öldürüyor. Ondan sonra işte böyle kemoterapi gören insanlar halsiz düşüyor. İyileştiriyor mu peki? Yani iyileştirmese yapmazlar. Ama mesela ben bir yazı okuduydum. İngiltere'de bir klinik varmış. 100 tane kanser hastasını hiç ilaç kullanmadan iyileştirmiş bu klinik biliyor musun? 100 tane. Aa, nasıl ya? Ya işte özel bir klinik. Ama tabii sonra bazı para babalarının hiç hoşuna gitmiyor bu durum. Hop çöküyorlar üstlerine. Yani milyar dolarlık sektörün kökü mü kazınsın? Yani. Ulan tam kadına üzüleceğim. Uyuşturucu yaptığı aklıma geliyor. Yani tam üzüleceğim. Bir öfke geliyor sonra. Ezel, bak şunu bize açık açık anlat. Sen bu işi nasıl yapıyorsun? Nerede yapıyorsun? Vallahi seninle bir derdimiz yok ya. Bir bardak su verir misiniz? Verelim. Nasıl olurlar lan seni? Ha? Nasıl olurlar lan? Sen manyak mısın oğlum? Ben de anlamadım. Hani patlıyordu bunlar? Ya depo patlamış da bunlara bir şey olmamış. Nasıl olmaz lan? İhsan bak, İhsan bak beni sinirlendirme. Bak keseceğim bir tarafını. Oğlum Ayşen'i konuştururlarsa biz biteriz, mahvoluruz. Ben anlatamıyorum galiba İhsan. Kim bilir kadın nereye saklamışlardır. Nasıl bulacağım? Sadrettin. Sadrettin'i kullan. Bizim onu çözdüğümüz bilmiyor hala. Ha, bu iyi fikir. Hadi. Hadi fırla. Fırla acele et. Hadi. Hadi. Fırla. Fırla. Savcı Hakan Bey'le mi görüşüyorum? Hoyraz Karayel ben. Beni niye aradın? Elimde ilginizi çekecek bir şey var. Adı Aysen Berk. Peşinde olduğunuz uyuşturucu çetesinin en kilit ismi. Nerede o kadın? Onu hemen bana getireceksin. Yani getirebilirim. Ama bir şartım var. Bahri Umman ve hepimizi soruşturma dosyasından çıkaracaksın. Ancak öyle. Sen kafayı mı yedin? Evet. Bak eğer o kadını istiyorsan akşam saat 9'da Beykoz sahili geleceksin. Tamam? Ha Zülfikar. Akşam saat 9'da savcıyla buluşuyoruz. Beykoz sahil. Ha tamam. Tamam. Esas parayı Avrupa'ya satmaya başladığımızda kıracağız. Bir satış ağı kurmak lazım. Büyük iş. Birilerini buluruz artık. Fuat Bey. Oğlunuz aradı. Okuldan erken çıkmış. Tamam. Gönder birilerini alsınlar. Tamam Fuat Bey. Neredesiniz? Aysen sizinle mi? Evet, birazdan çıkıyoruz. Savcıyla buluşacağız. Nerede? Beykoz sahil. Savcıyla buluşacaklar. Sağ ol aslanım. Ya bir türlü dertler de bitmiyor bunların ya. Suç işliyorsun Poyraz Karayel. Farkındasın değil mi?
Pazarlık etmek ne zamandan beri suç sayılıyor ki? Adam kaçırdın resmen. Yalnız orada ufak bir detay var. Kaçırdığımız adam değil, kadın. Çok espritüel bir kişiliktir sayın savcım. Zamanla alışırsınız. Aysen Berk buraya gelmesin, ben sana gösteririm espritüel kişiliği. Nereye götüreceksiniz beni? Kime? Adalet teyzeye. O da kim? Yok mu ya böyle elinde terazi merazi? Yani beni polise mi vereceksiniz? Yani. Bakın ne kadar para isterseniz veririm. Ya yeter ki serbest bırakın beni. Yalnız biz uyuşturucu parası almıyoruz teyzeciğim. Çaresiz kaldım. Hastayım. Yıllarca akademide dirsek çürüttüm. Öğrenci yetiştirmek için didindim durdum. Sonra da hastalandım. Ya kenarda 5 kuruş param yok. Kocam da öldü zaten. Benim çocuklarıma gelecek sağlamam gerek. Oldu. Zaten gelecek kurmak isteyen herkes ya kadın ticareti yapsın ya uyuşturucu satsın. Ya öyle gelecek gelmesin ablam ya. Tabii. Ölecek olan benim. Sokakta kalacak olanlar da benim çocuklarım. Sizin söylemesi kolay. Ya geç bunları teyzeciğim, geç. Lan! Ha? Dedem silah, silah! Ya. Dedem silah! İndir şunları! Ver! Ver! Kadına anlama! Ver! Tamam. Bir dakika, yavaş. Arabalara! Dedem bu hiç iyi olmadı. Of! Saat 9'u geçiyor, hala gelmediler. Gelecekler, merak etmeyin. Alo, nerede kaldınız? Ya önümüzü kestiler. 4-5 tane silahlı adam. Kadını aldılar gittiler. Ha. Aha, ne diyorsun ya? Vallahi billahi böyle oldu dedem. Anladım. İyi şey. Kapat o zaman, tamam. Hadi kapat telefonu. Allah Allah ya. Bizim oğlan ya. Çok ödev varmış da ille de baba sen olman lazım diyor. Sen olmadan yapamam diyor çocuk işte. Ne yapsın? Şey yapalım o zaman. Yarın haberleşelim. Yalan söyledin değil mi? Kadını başkaları kaçırmış. Bunu diğerlerin hepsini alın içeri. Hepsini. Ama bir dakika. Kusura bakmayın amirim. Yalnız Aslı ben bunları hep yazıyorum bir kenara biliyorsun değil mi? Hakan Bey iyi akşamlar. Sizi dinliyorum Ayşegül Hanım. Ya bu Aysen denen kadının yerini öğrenemedim ben çok üzgünüm. Gerek kalmadı zaten. Neden? Çünkü Poyraz'la bir anlaşma yapmıştık. Kadını bana getirecekti. Çok güzel bir haber bu. Ama beceriksiz sevgiliniz kadını elinden kaçırmış. Gerçekten mi? Üzgünüm Ayşegül Hanım. Poyraz dışarıda olduğu sürece bütün işlerimi mahvediyor. Bir dakika, bir dakika. Siz tutukladınız mı onları? Çoktan hak etmişti. Ama sizinle bir anlaşma yaptık. Ayşegül Hanım, siz bana bir şeyler getirin. Ben de anlaşmanın bana düşen tarafını yerine getireyim. Bilsem nasıl yapacağımı. Neşet'e yakın durun. Ondan öğreneceğiniz bir şeyler vardır mutlaka. Ah.
Ayşegül. Selam, ne haber? Ben de seni biriyle tanıştıracaktım, tam. Tamam. Tamam, buldum. Bir şey yapacağım ben. Ama siz de onları serbest bırakacaksınız. Anlaştık. Yapacaksın Ayşegül. Başka çaren yok, yapacaksın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.